Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sizler için yine 10 soruluk güzel bir deneme sınavı hazırladım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hem KPSS'ye hazırlananlar hem YKS, TYT, AYT için de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdaki lider devlet topluluk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Lider devlet topluluk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım. Kıpçaklar Arpat, Sabirler Buharuk Hatun, Türk İşler Bagat Arkan, Uygurlar Bögük Han, 2. Göktürk Devleti Kutlu Kağan. Aşağıdan yukarı başlık bakalım arkadaşlar. 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu kimdi? Kutlu Kağan. Dolayısıyla E şıkkı doğru. Uygurlar Bögük Han doğru mu arkadaşlar? Bögük Han Uygur Devleti'nin hükümdarlarından birisi. En önemli özelliği neydi Bögük Han'ın? Mani dinini, Maniizmi resmi din olarak kabul etmişti. Türk İşler Bagat Arkan, bu da doğru bir bilgi arkadaşlar. Bagat Arkan'ın önemli özelliği neydi? Kendi adına para bastıran, Türk devletleri içerisinde kendi adına para bastıran ilk hükümdardı. Sabirler Buharuk Hatun arkadaşlar. Yine doğru, Sabir hükümdarıdır. Buharuk Hatun, söyleyemedim bir türlü. Kıpçaklar Arpat, yanlış arkadaşlar. Arpat Macarların bilinen ilk hükümdarıdır. Kıpçakların değil, Arpat Macarların bilinen ilk hükümdarıdır. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. İkinci sorumuz geldi. Anadolu Selçuklu Devleti'nde merkezdeki askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak hangi divanın görevidir? Merkezdeki askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak hangi divanın görevidir? Arkadaşlar askerlerin diyor, hangi divanın görevidir? Divanı İşraf, Divanı Pervane, Divanı Tura, Divanı Arz, Divanı İstifa. Asker diyorsa arkadaşlar arz ederim komutanım diyeceğiz. Divanı arz diyeceğiz. Şuradan arz ederim komutanım, bu şekilde kalsın aklınızda. Divanı arz Selçuklu Devleti'nde merkezdeki askerlerin ihtiyacını karşılayan divandır. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin nedenlerinden birisi değildir? İstanbul'un fethinin nedenlerinden birisi değildir. Bakalım. Egemenlik alanını genişletmek. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. İstanbul'u fethederek topraklarına toprak katıyor. Egemenlik alanı genişliyor. Toprak bütünlüğünü sağlamak. Toprak bütünlüğünü sağlamak. Bu da doğru bir bilgi. Çünkü düşünün, Edirne daha önce 1. Murat döneminde alınıyor. Anadolu'yla Rumeli tarafı, arada İstanbul var. Toprak bütünlüğünü sağlamak. Bu da doğru. Rumeli'ye ilk geçişi sağlamak. Rumeli'ye ilk geçiş Fatih döneminden önce olmuş muydu? Olmuştu arkadaşlar. Hatırlayın, Orhan Bey Çimpe Kalesi. Rumeli'ye ilk geçiş olamaz. Çünkü daha önceden geçildi zaten. Hazreti Peygamber'in hadisine nail olma isteği. Bu da doğru. İstanbul'un fethinin nedenlerinden birisi. Biliyorsunuz o hadise, İstanbul'un önemli bir konumda olması. İstanbul o gün de bugün de önemli bir konumda arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Düzmece Mustafa olayının çıkmasına sebep olan savaş hangisidir? Düzmece Mustafa olayının çıkmasına sebep olan savaş hangisidir? Ankara Savaşı, Nibolu, 1. Kosova, Koyunhisar, Maltepe. Cevap ne arkadaşlar? Düzmece Mustafa olayının sebebi Ankara Savaşı'dır. Ne zaman? 1402. Kimle kim arasında olmuştu? Yıldırım Bayezid ile Timur arasında olmuştu. Savaşı kim kazanmıştı? Timur kazanıyor. Osmanlı Devleti Fetret devrine girmişti. Peki Düzmece Mustafa olayı neydi arkadaşlar? Düzmece Mustafa Şehzade Mustafa arkadaşlar. Yıldırım Bayezid'in oğludur. Timur savaşı kazanınca Şehzade Mustafa'yı da götürüyor yanında. Esir alıyor. Daha sonradan Timur ölünce de Mustafa bir şekilde Osmanlı topraklarına geri geliyor. Ama kardeşi Çelebi Mehmet de onun Şehzade Mustafa olmadığını iddia ediyordu. Düzmece Mustafa demişti. Bu şekilde değinmiş olayım arkadaşlar. Kısaca Düzmece Mustafa olayının çıkmasına sebep olan durum Ankara Savaşı'dır. Beşinci sorumuz geldi. 1492'de İspanya'dan kaçan Yahudileri Osmanlı topraklarına getirip İstanbul'a yerleştiren padişah kimdir? 1492'de İspanya'dan baskıdan zulümden kaçan Yahudiler
Osmanlı topraklarına geliyor, İstanbul'a yerleşiyorlar. Hangi padişah döneminde? 2. Selim Fatih, 2. Bayezid, 1. Bayezid, 1. Selim. Cevap 1492 yıldan gidersek arkadaşlar çıkarabiliriz. Cevabımız 2. Bayezid olacak. 2. Bayezid Yahudileri Osmanlı topraklarına getirip İstanbul'a yerleştiren padişahmış. Önemli bir bilgi arkadaşlar. 6. soru. Osmanlı Devleti Bükreş ve Edirne Anlaşmalarını hangi devletle imzalamıştır? Bükreş ve Edirne Anlaşmalarını Osmanlı Devleti hangi devletle imzalıyor? Edirne Anlaşması ne zamandı? 1829. Özelliği ne? Yunanistan bağımsız olmuştu. Peki bu anlaşmalar hangi devlette oluyor? Avusturya, Fransa, Rusya, İngiltere ve Almanya şıklarımız arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı Rusya arkadaşlar. Bükreş ve Edirne anlaşmaları Osmanlı Devleti ile Rusya arasında olmuştur. 7. sorumuz. Milli mücadele döneminde Osmanlı hükümeti dışında bir hükümet kurulması kararı ilk kez nerede ele alınmıştır? Osmanlı hükümeti dışında bir hükümet kurulması kararı ilk kez nerede ele alınmıştır? Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Görüşmeleri, Havza Genelgesi. Arkadaşlar hangi cevap söyleyeyim? Erzurum Kongresi olacak. B şıkkı Erzurum Kongresi. Ne diyordu Erzurum Kongresi'ndeki maddelerden birisinde? Osmanlı hükümeti eğer vatanı koruyamaz ise geçici bir hükümet kurulacaktır. Erzurum Kongresi'nde ilk kez bu şekilde bahsedilmiştir yeni bir hükümetten. B şıkkı Erzurum Kongresi dedik. Hızlıca devam edelim. 8. soru. Aşağıdaki konulardan hangisinin çözümü diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? Hangisinin çözümü diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? Dış borçlar, Musul, yabancı okullar, nüfus mübadelesi, Hatay meselesi. Hangisi daha sonra arkadaşlar? Siz cevabı vermenizi bekleyeceğim kısa bir süre. Cevap ne olacak arkadaşlar? Cevabımız 1939. Hatay meselesi arkadaşlar. Hatay anavatana 1939'da katılmıştı. Şıklarımız arasında en sonra gerçekleşen olay budur. Hatay meselesi. Nüfus mübadelesi 1930'da olmuştu zaten. Musul'u 1926'da Ankara Anlaşması'yla kaybetmiştik. Dış borçlar ve yabancı okullar da yine 1939'dan yani Hatay meselesinden daha önce sonuçlanmıştı. Devam edelim. Geldik 9. soruya. Mustafa Kemal Paşa'nın en büyük eserim dediği ilke hangisidir? Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği ilke hangisidir? En büyük eserim. Milliyetçilik, cumhuriyetçilik, laiklik, devletçilik, halkçılık şıklar arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa'nın tabii bütün ilkelere önem veriyor. Milliyetçi bir insan, cumhuriyetçi, laik, devletçi, ekonomiyi, karma ekonomiyi benimsiyor aslında. Halkçı, yani bütün ilkeleri önemsiyor ama en önem verdiği, kesinlikle taviz verilmesini istemediği iki ilke var. Bunlardan birisi cumhuriyetçilik, bir diğeri ise laikliktir arkadaşlar. Ama en büyük eserim dediği cumhuriyetçiliktir. En büyük eseri Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri cumhuriyetçiliktir. Ve geldik son soruya arkadaşlar. 10. soruya. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşma hangisidir? Versay Anlaşması, Sevr Anlaşması, Berlin Anlaşması, Viyana Anlaşması ve Paris Anlaşması. Hadi bu sorunun cevabını siz verin arkadaşlar. Yorumlara yazmanızı rica ediyorum. 10. sorunun cevabını sizden bekliyorum. Denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda deneme veya soru cevap videosunda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.